Asma Cadem'in dünyasından hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Herkese selam aleyküm. Allah'ın nur rahmet üzerinize olsun. Merhaba canlarım, nasılsınız? Bizler çok şükür bin şükür iyiyiz. Bugün böyle Ramazan'a özel, artık Ramazan'ın son günü, böyle bir açılış yapmak istedim. Bugün de eşim Allah nasip ederse inşallah benden Halep kahkesi istedi. Uzun zamandır istiyordu ama bu Ramazan yapmak bir türlü kısmet olmadı. Ama dedim hiç değilse bari son Ramazan'a özel bir sana Halep kahkesi yapayım. Bu da sana hatıra kalsın benden dedim. O şekilde işte bir Halep kahkesi yapacağım. Allah nasip ederse. Malzemelerimi hazırladım. Böyle dedim oluşturduğum güzel bir açılış yapayım. Aynı zamanda artık Ramazan'ın bugün son günü biliyorsunuz. Ramazan'ı uğurladık. Bayram geliyor. Allah'ım herkese hayırlı uğurlu eylesin bayramı. Huzuru, mutluluğu, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü Rabbim cümlemizin yuvalarında nasip etsin inşallah. Ben bugün hemen malzeme dönmek istiyorum şöyle. Hemen malzemelerimi göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi saygıdeğer izleyicilerim, 4 bardak sütüm var. Burada benim 1 yemek kaşığı tereyağım var. 1 çay kaşığı tuzum var. 2 yemek kaşığı da mahlebim var. Şöyle göstereyim. Şu benim mayam. 1 paket maya. 1 paket de kabartma tozu. 1 çay bardağı şeker. 1 su bardağı yağ. 1 yumurta, ama benim yumurtalarım çift sarılı olduğu için hani bir, yani siz 1 ya da 2 de yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Ben çift sarılı olduğu için 2 tane oluyor bende. Ben bol olmasını istedim. Birazcık pekmez göz kenarı ve şu kaseye işte önce yumurta sarısını kaseye dökeceğim. Sonra pekmezden döküp karıştıracağım. En üst katına süreceğim. Burada arkadaşlar 7 bardak un. Ben unumu hatta eleğe de şuraya yanına koydum ki unutmayayım söyleyeyim diye. Ben bunu böyle bu şekilde onu elekten geçerek eledim. Normalde un eleğim var ama biraz hızlı hareket etmek istedim. Çünkü vaktim yok. Onu da elerseniz un daha da güzel oluyor. Neden biz unu eliyoruz? Un inceliyor çünkü. Hani daha iyi kabarıyor pastalarımız, poğaçalarımız. Kıvamı daha güzel atıyor. O yüzden unu elemenizi tavsiye ederim. Pasta yaparken de ben hep unu elerim. Ama şimdi biraz acelem var. Un elemeyi, un kabını kullanmadım. Hemen buradaki süzeğimi kullandım. Şimdi hemen ne yapacağız? Öncelikle ben ocağımın altını yakacağım. Buradaki görmüş olduğumuz sütümü ılıtacağım. Ocağımın altını yaktım. Bismillahirrahmanirrahim. Sütümü bu şekilde ılıtmaya koydum. Hemen sütüm ılıdıktan sonra kuş parmağıyla bakacağım ki ılımış mı ılımış mı. Sonra 1 yemek kaşığı tereyağımı sütün içerisine koyacağım. Tabi o zamana kadar da hemen şöyle kıvamı koyayım şuraya. Hemen şuraya mayayı döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evveline ve ahirine. Ya Rabbi asalıyla, huzurla, mutlulukla, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle yiyebilmeyi nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hemen vanilyamı, bir paket vanilyamı. Pardon, ya demişim, bir paket maya mı? Orucum soğanlarındayım, orucun artık. Bir paket maya ve bir paket kapatma tozunu döktüm. Şu anda hemen sütünü ısındıktan sonra içerisine koyacağım. Hemen şuradan tereyağımı alayım. Bu Tonya tereyağı. Şimdi içerisine biraz erisin. Sütün içerisinde tereyağını koymamızdaki sebep arkadaşlar, hamurun, ya yani yapmış olduğumuz bu Halep kahkesinin daha yumuşak düşmesini sağlayacak. Böyle lif lif ayrılmasını sağlayacak. Ondan dolayı bu şekilde içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Evet canlarım, şu anda gördüğünüz gibi yağım eridi içerisinde. Süt dolmaya başladı. Çünkü biraz altını açtım hızlansın. Vakit daralıyor. Ben önce iftara yetiştirmem gerekiyor. İnanın bu Ramazan nasıl geçti bilmiyorum. Çok hızlı geçti. Benim kursum vardı. Biraz kursa gittim. Kendim kursumu açtım. Sonra araya bu karantina girince tekrardan askıya alındı kurslarımız. Yani böyle farklı bir şey yaşadık bu Ramazan'da da. Ne yapalım, Allah daha beterinden korusun diyoruz. Yani Ramazan'ın başından beri niyetim Halep kahkesi yapmaktı.
Ama maalesef kısmet olmadı. Bugüneymiş kısmet. Bu arada eşim kayınvalideme üniversiteye giderken son bir kez annesine hatıra bırakacağım demiş. Kayınvalidem ne bırakacaksın bana demiş. Demiş ki anne demiş ben şöyle olsamını göstereyim size istiyorum. Anne demiş tuvaletin demiş lavabosunu fırçalayayım demiş. Sana demiş baya bir hatıra kalır bu demiş. Hatip beni hiç unutmazsın demiş. Kayınvalidem hala ben evlendiğimden beri der ki o gün bugündür. Volkan'ın bana der yaptığı şunu hiç unutmuyorum. Ne yani dedim. Üniversiteye gidiyordu. Durdu baktım oğlan lavaboyu fırçalıyor. Tuvaletin lavabosunu fırçalıyor. Çifti döktü kızım fırçalıyor diyor. Niye oğlum mu yapıyorsun deyince anne sana hatıra kalsın. Ömrüm boyunca beni unutmazsın dedi. O lavabo fırçalamamı demiş. Ay bir güldüm bir güldüm. Şimdi ben de Volkan'a diyorum ki Volkancığım diyorum. Ramazan'ın son günü. Bugün 30. gün diyorum. Sana Halep kahkesi yapacağım. Bu da sana hatıra kalsın artık diyorum. O da bayağı bir gülüyor. Yani Volkan'ın sözünü Volkan'a satmış oldum. Bu arada benim sütüm ve tereyağım ılıdı. Elhamdülillah. Altını kapatıyorum. Bunu ısıtmamızdaki sebep mayalı daha hızlı mayalanmasını sağlayacağız simidimizin. Hatta ben şöyle kuş parmağımdan da bak şöyle kuş parmağım ucundan da bakacağım. Evet, olmuş. Isınmış. Yani daha doğrusu ılımış. Isınmış demeyeyim, ılımış. Şimdi bunu biz hemen şöyle yapıyorum. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet. Şu anda hemen mayanın ve instant mayanın ve kabak bulunun üzerine sütümüzü ve tereyağımızda olan karışımımızı döktük. Şimdi karıştırıyorum. Bunun içerisinde şimdi hemen şöyle göstereyim. Şöyle bakın 2 yemek kaşığı muhallebimiz vardı. 1 çay kaşığı da tuzumuz vardı. Hemen bunu katıyoruz. İçerisine hemen şekerimi katacağım. Şöyle bir bardak şekerim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir bardak yağımı katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burada hemen biraz unumdan katacağım. Gördüğünüz gibi biraz kıvam katılaştı. Şimdi ben yine unumu koymaya devam ediyorum artık. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi ben yoğurmaya başlayacağım. Sanırım buna un bir bardak daha alacağız gibime geliyor. Göz kulağı koyuyorum ama kontrol bir şekilde koyuyorum. Biraz daha un yağ ediyorum. Yani 8 bardak oldu. Şu anda. Bir bardak daha ilave ettim. 9 bardak. Dedim ya size un unu değişiyor. Benim normaldeki evdeki unum piyalenin unuydu. O bitti. Bunu da A101'den aldım.
Şu anda herhalde iyi gidiyoruz. Burnumuzu biraz yorduk. Böyle bir yarım saat kadar yoruldum. Evet, bu hazır şimdi. Tamam, şu koyalım. Şimdi bu bezi ekleyelim. Hatta bunu şöyle yapacağım. Çünkü kelime gelmiyor gerçekten. Zorlanıyorum biraz. Evet, şu an hamurlarımı gördüğünüz gibi güzel yoğurdum. Bakın 3 bezeye ayırdım. Bu bezelerim kurumasın diye üzerine şöyle hemen hafif nemli bir örtü atacağım. Hatta ilkini yaptım. Şöyle boşa gitmesin. Şöyle yapalım. Çok büyük olsun istemiyorum. Çok küçük de olsun istemiyorum. Normalde ben bunun içerisine 8 bardak koyuyordum bunu ama bu sefer unum değişti. O yönden 2 bardak daha fazla gitti çünkü un ihtiyacını duydum. O yönden arkadaşlar 8 bardak değil 10 bardak un kullandım. Tabi artık bu sizin ununuza bağlı. Hani 7 bardak da olabilir. Belki unun kalitesindendir, serttir bilemiyorum artık. Bana şu anda 10 bardak un gitti. Çünkü benim evdeki unum bitti. Başka un katmak zorunda kaldım. Bundan dolayı da. Un bardak un kullandım. Bakın şöyle yapıyorum önce. Şu şekilde. Yuvarlıyorum. Bakın sonra şu iki ucu birleştirip şöyle göstereyim kameraya doğru. Şu iki ucu şöyle birleştiriyorum. Bu şekilde. B harfi yaptım. Sonra bunları da dik dibe koyuyoruz tepsiye ki öyle boşluk kalmasın. Daha da böyle şişip yukarı doğru kalksın diye sıklaştıracağız. Şöyle tepside diziyorum. Sık sık yerleştiriyorum. Neden sık sık yerleştiriyoruz? Demin de bahsettiğim gibi kabarması için.
Bir tepsi hazırladım. Bitti. Şimdi bunu hemen kıvamına sürüp fırına koyacağım. Yumurtam şöyle. Aktarıyorum hemen yumurtamı. Biraz yumurtamı şöyle şıklayayım. İçerisine hemen biraz pekmez. Bir yemek kaşığı kadar pekmez. Şöyle bakın. Hazırladım. Şimdi bunu hemen üzerine süreceğim. Oldum. Gördüğünüz gibi susamlarını döküyorum. Susamlarını bol dökeceğiz. Sık sık dizdik aynı zamanda. O da bir püf noktasıdır. Susamdan siyah susamdan dökmeyeceğim. Çünkü kaynımın alerjisi var siyah susama karşı. Bu iki koru kaynımı göndereceğim. Şu iki koru da annem bile. Onları atabilirim. Annem gibi severler. Bayram niyetine yarım elma gönül alma hesabı. Gidip annemiz babamızın elini öpemiyoruz. Hiç değilse böyle yapmış olduğum bir simitten ikram etmek istedim. Sağ olsun işinde götürecek inşallah. İnsanların bizden bir beklentisi yok ama sürpriz yapmak benim hoşuma gidiyor. Yarım elma gönül alma dediğim gibi. Şimdi bizim fırına gideceğiz. Bu arada fırının şöyle bir püf noktası var. Fırının daha sıcak, hani şu anda fırınımı ısıtmadım. Soğuk fırının içerisine koyacağım çünkü çabuk pişiyor zaten. Bu arada fırında yapmış olduğum halep perkesinin daha yumuşak pişebilmesi için şöyle güveç kaplarına su koymanız gerekiyor. Bir güveç kabına. Benim güveç kabım böyle balıklı bir güveç kabım vardı. Bunun içerisine biraz su koydum. Böyle yarım çay bardağı kadar su koydum. Bunu da en altı kısmı bunu yerleştireceğim. Üstüne de tepsiyi koyacağım. Şu anda fırına gitme zamanı. Bakın nasıl güzel sık sık dizdim. Bayağı da şimdi kendi tepsi mayası doldu. Mayalandı da elhamdülillah. Hemen fırına gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Benim de fırın yukarıya koydum ben. Şöyle yapayım önce. Kamerayı bırakmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi fırınım içi. Şurada da arkadaşlar şeyi koydum. Hatta şu ışığını yakayım. Güveç kabını koydum ki. Şöyle göstereyim size. Hani içerisinde su koydum güveç kabının. Ya hazırlamış olduğum hani takesinin daha yumuşak pişmesini sağlayacak. Bu da büyük bir püf noktası. Evet şu anda tepsimi içerisine koydum. Görüyorsunuz güveç kabının içerisinde su da var. Buharıyla daha güzel, daha yumuşak pişmesini sağlayacak halep takesini. Hemen fırını kapatıyorum. Şimdi ben bunu kaça ayarlayacağım? Bunu ben bir şöyle 40 dakika vereceğim. 150'de öncelikle 150'ye ayarlayacağım. 40 dakika vereceğim. 150'ye ayarlayacağım. Bir de turbada pişireceğim. Şöyle. Bakın turbayı aldım. 150 ile 160 arası. Öncelikle ilk 15 dakika yani 150'de 150 derecede pişireceğim. Daha sonra 180'e alabilirim. Şu anda fırın içerisinde pişirirken pişiyor. İkinci tepsiye gidiyorum hemen. Burada yine örtümün altına şöyle göstereyim. Hazırlamış olduğum yine benim burada Halep Perkem'in hamurları var. Bunları da hemen ikinci tepsiye hazırlayacağım. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi ikinci tepsiyi de yaptım. Elhamdülillah. Evet
heyecanlıyım. Şu anda gördüğünüz gibi ikinci tepsimi de hazırladım. Şunun güzelliğine bakın. Maşallah, bayık Allah, subhanallah diyelim. Bize şifa olsun. Kaan, hadi gel, kameraya selam ver. Merhaba anneciğim de. Hadi gel sen şuraya. Gel. Merhaba de. Annem. Kaan kaçıyor. Ay maşallah. 41 kere maşallah. Barek Allah, subhanallah. Hafız Allah. Nasıl güzel olmuş. Aşkla, şekle yapılan her şey çok güzel olur. Elhamdülillah. Ben de bunu aşkla, şekle yaptım. Sevgiyle yaptım. Muhabbetle yaptım. Rabbim asa dedi, iyi bilmeyi nasip etsin. Evet anneciğim. Bu şu anda Ramazan'da bizdesin. Elhamdülillah Ramazan'ı birlikte geçiriyoruz. Çok şükür, bin şükür. Geçen gün sen yordun. Bayağı zormuş ya bunu yorması. Evet, bayağı zormuş. Sen Ramazan'dan yordun. Mustafa bu Ramazan'da geldim, eline sağlık yormuş. Ben kalktım, kıyasını hatırlamış. Bayram, ertesi gün bayram. Yemek nasip etsin. Amin. Ertesi gün bayram, ne istediyorsun? Bayram için mesaj ver bakalım. Yani bütün Ramazan ümmetine hayırlı, mutlu bayramlar, sağlık ve afiyetle. Acısız, kedersiz geçmeyi nasip etsin. Amin. Pandemi üzerimizden rüzgar gibi sabah çok kuvvetlisin de selamıza çıkarsın. Amin. Amin. Evet anneciğim. Tuttuğum oruçlarımızın hepimizin Allah kabul makbul etsin. Amin. Bayramlar etsin hepimize de. Amin. Her sağlık günlere çıkmak nasip etsin. Amin. Cansın dünyasına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşürüz. Son anını yine size göstereceğim. Nasıl piştiğini. Evet canlarım, şu anda fırından bir güzel simitlerim çıktı. Yalnız biz hatta bakın tepsinin yarısı bizde gitti. Biz afiyetle yedik. Sonra dedim ki Volkan'a, ay Volkan dedim. Ben dedim son aşamasını çekmeyi unuttum dedim. Hadi ya Cansu dedi. Bitirmedin mi videoyu dedi. Yok bitirmedim dedim. Gördüğünüz gibi şurada güzelliğini göresin, ne kadar kabardığını görüyorsunuz. Mükemmel bir şekli mi diyeyim, rengi mi diyeyim, tadı mı diyeyim, tepsinin yarısı bizde şu bitti. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elini silmiyorsun Canerciğim lütfen. Bu benim ikinci tepsim. Birinci tepsinin yarısını bitirdik. Buradaki de demiş olduğum gibi şuradaki iki kor. Siyah susam kullanmadım burada İbrahim abi için. Şurasında iki kura kullandım. Annemden babamı bile göndereceğim inşallah. Allah şimdiden bayramımızı mübarek kılsın, mübarek kılsın inşallah. Bu Ramazan'da inşallah Ramazan'ı hak ettiği gibi hakkıyla geçirmiş oluruz inşallah. Allah affeder günahlarımızı, dualarımızı kabul eder. Mahmud-u makamına nail eder, Efendimiz'e komşu eder. Ey inanan mümin kalpler, Allah'ım günahlarımızı affetsin, dualarımızı kabul etsin. Ramazan-ı Şerif'i de bu şekilde böyle duayla sonlandıralım istiyorum. Bugün Ramazan'ın sonuncu günü, yarına bayram. İnşallah hayırlı nafilesiyle bayramı da güzel bir şekilde geçirmeyi nasip eder Rabbim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın, vermeyin, lanet etmeyin. Efendim, Caner'in sesi gitti çünkü Caner çok aşağıda annenle diye bağırmakta. Ama bu da Kaan geldi. Merhaba Kaan. Şöyle göstereyim ben simitlerimi yine. Şimdi herkese afiyet olsun diyorum. Kanalımda kalın. Cansu ve Caner'in dünyasına abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.